%11,5 abi. Yani şu altında iki parmak şeker. Merhaba arkadaşlar. Micro Discover kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta bir devam videosu çekiyoruz değil mi dostum? Aynen abi. Bu hafta daha önce yaptığımız yukarıdaki linkte görebilirsiniz. Bir şeker ölçümü yaptık. Yine bulabildiğimiz meyve sularını topladık. Serhat, senin favori içeceğin hangisi dostum? Abi benimkisi tabii her yerde bulamıyoruz ama Kaprisan. İkinci olarak da Kapya abi. Ben askerdeyken hep Kapya Atom içiyordum. Başka hiçbir şey yoktu orada biliyor musun? Biz fukaralık çizgileri. Kapya Atom vardı. O yüzden hiç sevmiyorum Kapya Atom ama önce Hüplet sonra Gümlet sloganıyla Kaprisan benim de favorim. Evet arkadaşlar, şimdi incelememize başlıyoruz. Sarı bu Doy markası. Evet abi. Bunu nereden aldık abi? A101'den aldık abi bunu. A101'den aldık. Hemen denemesini yapıyorum. Evet, ben kapıları açtım. Evet, şimdi cihazımızı çalıştırdık ve Serhat ilk örneği alıyor. Sence kaç abi? Bir tahmin yürüt. Abi yok, bir şey demeyeceğim. %10 diyorum ben. Koladan fazla mıdır ben, acaba? Ben de %10 diyorum ya. Bakalım. %12,5. %12,5. Hoppa, hemen üstündeki rakama bakıyorum. Şeker %15 görünüyor abi. Harbi mi? Evet, %15 görünüyor. Oğlum ne yapmış ama şerbet yapmışlar ha. %12,5 ama. Yani burada görünenden az tabii ki. Evet arkadaşlar, şimdi BİM'den de değil mi Serap bu? Aynen abi. BİM'den aldığımız Juicy'yi inceleyeceğiz. Örneği aldık. Oku bakalım. Abi %13. %13. Baya yüksek değer ha. Kıyaslayacak olursak bakın. Bunu bir %100 olarak değerlendiri. Yani şu altında iki parmak şeker. Siz çayı böyle içer misiniz? Tabii bunun üstünde yazan değerde %15,9. Yani %16 şeker var çok bende. Çok yüksek. Yani bu adam kendi kendine itiraf ediyor. Diyor ki ben iki parmak ölçtüm ama burada diyor 3 parmak diyor. Bende şeker var diyor. Çok yüksek yani. Gerçekten tüketilmemiş ismi neden ya? Şöyle bir durum da var abi. Meyvenin de bir şey var ya. Tamam da abi, yani içinde ne kadar meyve olduğu tartışılır her zaman. Tabii canım. Gerçekten kesinlikle. Bu sağlık konusu söz konusu olunca tartışılır. Şimdi aslında bizim Türkiye'deki eski markalardan biri bu. Evet. Mis. Mis karışık meyve suyuna bakıyoruz şimdi. Ölçüyoruz. Şimdi sıra Mis'te. %11,5 abi. %11,5 mis. %11,5 da şu anda mis birinci. Üzerindeki değer kaçmış abi? Üzerindeki değere bakıyorum abi. Bu da üstünde de az yazıyor aslında. 14,8. Meysu. Bizim efsane klasik markalarımıza, ilkokulda çantalarımıza çok sık koyduğumuz meyve sularına. Tabi o zamanlar kutusu böyle değildi. Şimdi meysuya bakıyoruz. Bak bunun karışım rengi daha şey böyle. Hepsinin aynıydı. Bu biraz evet. Kırmızıya dönük değil mi? Aynen. Bu da karışık meyve suyu yazı üstünde. Ölç bakalım. Sence abi? 12 geçecek bence. 12,2. 12,2. Bunun üstündeki şeker oranı 12,2. Aynen abi. Üstündeki değeri tutturan ilk ve tek içecek bu oldu. Bu da en başa koyacağım. En düşük çıkmadı ama üstündeki değeri bir tek bu tutturdu. Aslında bunun da düşük çıkması gerekiyordu ya. Şu an hevesimi kırdım. Bence sözün eri bir film. Abi kapı kalsın. Hadi Dimes'e bakalım. Bak bunun da rengi sarı. Hepsinin sarıydı zaten. Sadece meysu biraz farklıydı rengi. Hadi bakalım. Bu da 12 geçecek. 11,5. 11,5. Kaç yazıyor abi? 10,5. O zaman evet, şu anda ilk üzerindeki defa, değerden fazla. İlk defa bu oldu değil mi? İlk defa üzerinde yazan değerden şey var, fark genelde var. %1 düşük çıkıyordu. Aynen. Dimes karışık meyve suyunda %1 daha fazla çıktı. Aynen. Yani 10,5 yazıyor. Bu arada %11,5 da şu anki meyve suları arasında en yüksek şekerime sahip değil. Değil. Sıra Kapi'de. Aç bakalım. Merak ediyorum bunu ya. Açalım. Bol bol olabilirsin, korkma. Sence abi tahmin yürüt. Abi bence bu %12'yi geçer. Çünkü Kapya Atom'un içinde hani fazla meyve var, bal falan da var evet, diye gösteriyor bal ya. Bal katkısı da var diye. Bakalım. %11,3. Şeker 24,2 gösteriyor. Hadi be. Serhat onu sil abi. Bir kez daha deneyelim. İlk defa bir içecekte iki defa deneme yapıyoruz.
Sadece emin olmak adına. Yani nasıl 124 gösterirken bu daha düşük çıkar. 11.3 yine aynı çıktı. Evet arkadaşlar, geldik kutusuna hayatım boyunca anlam veremediğim bu içeceği. Abi gerçekten çok enteresan bir şey. Bunun karışığı var mı bilmiyorum. Hani bir YouTube'da bir arkadaş fenomeni olmuştu, bir kız. Habire bundan içiyordu. O içtikçe benim de canım çekiyordu ama oldum olası şu kabına bir anlam veremedim ben bunu. Bu neyle abi? Çilekli mi? Çilek var olmalı. %3.4. Ben bunu daha çok şeker çıkacak diye beklerdim. Yok abi, su gibi baksana. Şekerler. Bunda üstünde yazan oran 3.6. Ve sıra geldi bizim astrolistimize. Çocukken bunu içenlere zengin diyorduk biz. Vallahi ya, aynen öyle. Ve ben hep içiyordum. Bütün kış para biriktiriyordum. Her yıl en az 2 tane içerdim ben bundan. Abi küçüklükten yiyemediğim tek şey neydi biliyor musun? Şu Pringles var ya. Star gazetesi veriyordu da kuyruk oluyordu. Biz de onu Star gazetesiyle yemeye başladık dostum. Ben hiç yiyemedim ya. Yetişememiştim o zaman. Ben sana alayım o zaman bir tane ya. Yazık. Şimdi bunu açmaya çalışıyorum ama bayağı zor açması. Bu bana hep böyle sanki iğne oluyormuş gibi hissiyat veriyor. Serum poşeti. Aynen, serum poşeti gibi. Hmm. Ama güzel abi ya. Abi her zaman güzeldi ya. Bak, tatlandırıcı yok diyor. Suni renklendirici yok, koruyucu yok. Bak şey, su gibi şey var. Renk yok neredeyse. Haydi bakalım. Sence abi? 0. 11. 11 çıktı. %11, hadi Capri-san. Şeker 10. %10. Çok fazla çıktı o zaman burada. Bim'den Juicy birinci sırayı çekiyor karışık meyve sularında. %13 ile. Doy ikinci sırayı çekiyor. Gerçekten ilk üçe girmesini beklemediğim Meysu. Nerede Meysu, bizim Meysu? Artık. Ama Meysu'nun değeri birebir aynıydı abi. Meysu olabilir. Dürüst olmaları, kaliteli oldukları anlamına gelmiyor. Ama tabii ki hayal kırıklığı hangisiydi bizim için? Tabii başta Capri-san olmak üzere. Dimes'te üstündeki değerlere göre %1 daha az yazıyor. Yani daha şekerliler. En şekerlisi değil tabii. En şekerlisi 1, 2 ve 3. Bunlar abi, bunlar bizim şeylerimiz. Kara listedekilerimiz. Kapiye'de %27 mi yazıyordu? %27, %27 yazıyor abi. %27 yazıyor. %27 kaç çıkmıştı? 11.3. 2 defa ölçtük. Evet. 2 defa ölçtük. Çok ilginç ya. Evet. Bu kadar fark. Link 3.5 çıktı. Değeri burada 3.6. Yani aynen. 0.1 daha az çıktı. Dur bakayım. Ölç bir. Evet doğru. 3.5. Ama içmesi çok zor bir şey biliyor musun? Abi bunu nasıl yapmışlar? Dur abi, linki not etmemişim. Kim düşünmüş merak ya, ediyorum. Ya bence düşünmeden yapmışlar onu. Senin favorin hangisi abi? Abim yani. Hangisini içersin şu an? Aslına bakacak olursan Capri-san benim her zaman öncelikli tercihimdir. Ama bir Capri-san'ı biliyorsunuz ki her yerde bulmak yani çok zor. Şok aynen. Market satmaya başladı. Ya da ben daha yeni görmeye başladım Şok'ta. Tercihim her zaman Capri-san'dan yanıdır ama ben meyve suyu dediğim zaman her zaman karışık meyve suyunu tercih ediyorum. Hani özellikle şu meyve suyu, bu meyve suyu değil de hangi marka olursa olsun karışık meyve suyu benim tercihimdir. Aslında bir de şöyle bir şey yapalım abi biz. Bu meyve suyuların yine benzer markaları, aynı markaların mesela şeftalisini alalım abi. Sadece bir şeftali. De, aynen, sadece şeftali ama bir de gerçek bir şeftali alıp sıkalım abi. Onu portakal da yapabiliriz o zaman. Neden? Portakal şeftali. Portakal suyu yapalım. Aynen. Portakal suyunu sıkıp, mesela Capri'nin bu parçacıklı dimesinde var. Parçacıklı evet. Meyve suları yani var ya. Yani şeyi görmüş oluruz. Mesela doğal bir portakalın şeker oranıyla. Evet. Bir bardakta. Normal bir hazır fabrikasyon bir şeyin meyve suyunun şeker oranının bakalım. Farkını görmüş oluruz. O zaman bir sonraki videomuzda, yani bunu hemen bundan sonra değil tabii ki ama. İlerleyen videolarımızda birebir çalışmasını yapalım. Aynen. Güzel bir noktaya değinin Serap. Normal şartlarda her meyvenin içine zaten şeker var. Bunlarda da şeker çıkmasını bekliyorduk. İşin aslı ben kolaların daha fazla şeker çıkmasını bekliyordum. Ben %20'leri falan aynen, bulur diye düşünmüştüm. Aynen, kat ve kat yukarı çıkacağını düşünüyordum. Yani isterseniz yukarıdaki kola linkinden tekrar videomuzu izleyebilirsiniz siz de. Arkadaşlar yapacağınız herhangi bir yorum, bize ileteceğiniz herhangi bir soru varsa aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Ama öncesinde hemen şurada yer alan abone ol butona basmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, bu hafta yine meraklı bir incelememizin daha sonuna geliyoruz. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.